gelsin diye. Müjdeler olsun geldik, ülke kalkınsın diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi. Önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet. Aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet.
hep birlikte şahittir tercihimiz. İblis Naim Şahin ile kalkınacak şehrimiz. Büyük şehir hep birlikte şahittir tercihimiz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu, özüne, yurduna geri dönüyor. Aç bağrını çatal pınar, dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. İdris Naim Şahin geliyor. Selam olsun size. Abiler, ablalar, amcalar, hoş geldin. Bizler de hoş bulduk. Selam, selam. Memleketin çocuğu, ordunun evladı geldi. Balkonlardan, çatılardan. Evlerinin camlarından bizleri izleyen değerli hemşehrilerimiz, hoş bulduk, sağ olun, var olun. Karadeniz'in merkezi, güzel ordumuzun güzel ilçesi, Çatalpınar'ımızın yiğit, mert, cesur, vefalı insanları, değerli kardeşlerim, hepinizi bu güzel günde, Kutluluk Günü'nde en içten sevgiyle, saygıyla, selamların en güzeliyle selamlıyor, hasretle kucaklıyorum, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok değerli Çatalpınarlı hemşehrilerim, bugün sizlerin ev sahipliğinde, sizlerin davetine uyarak burada bulunmaktan ben ve Altın Ordu'dan gelen, Fatsa'dan devam eden çok değerli arkadaşlarımla birlikte oldukça sevinçli ve gururluyuz. İnanıyorum ki bu sevinç ve gurur duygumuz hiç kesilmeden, hiç aksamadan devam edecektir. Çatalpınar'ımızın gurbetteki siz değerli hemşehrilerimizle İstanbul'da bilhassa Ankara'da hep beraber olduk, beraber olmaya devam ettik. Gün oldu, yıl oldu, burada da beraber olduk. Sizlerle tanışmanın, aynı toprağın insanı olmanın, aynı ananın evlatları olmanın, aynı çınarın yaprakları olmanın mutluluğunu ve farkındalığını birlikte yaşadık. Küçük olsun, benim olsun zihniyetini hep beraber bu şehirde tarih yaptık ve dedik ki büyük olsun, hepimizin olsun diyerek orduda yolumuza, siyasetimize devam ettik. İşte Çatalpınar, coğrafi olarak belki diğer ilçelerimize göre küçük bir ilçemiz. Ama komşusu olduğu Korgan'dan Kabataş'a, Gürgentepe'den Çamaş'a, hele hele sürekli beraber olduğu Fatsa'ya komşu bu ilçemiz gerçekten coğrafyasıyla, güzel doğasıyla, tabiatıyla ve mert, yiğit insanlarıyla burada ayrı bir özelliğe sahip, ayrı bir güzelliğe sahip bir ilçe olarak varlığını devam ettiriyor. 19 ilçemiz arasında en güzel ilçelerden birisi olarak Çatalpınar'ımızın siz saygıdeğer, değerli insanlarını, hanımefendileri, siz beyefendileri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli hemşehrilerim, Çatalpınar'ımızın yeni neslin belki bilmediği, hatırlamadığı çok değerli bir evladının adını ve hatırasını sizlerle paylaşmak isterim bu güzel günde.
1982 yılının 30 Kasım'ında kaybettiğimiz o büyük değer Çatalpınar'ımızın Göller ilçesinden. Çatalpınar'ı da o gün itibariyle Faksa'mızı, ordumuzu, Karadeniz bölgesini, Türkiye'nin er meydanı, yiğitler meydanı Kırkpınar'da başarıyla yiğitçe temsil edip altın kemeri bu ilçeye, bu ile getiren rahmetli Mustafa Bük Pehlivan, onu büyük bir saygı ve rahmetle anıyoruz. Onun ve bütün geçmişlerimizin mekanı cennet olsun. Çatalpınar yiğitlerin yatağı, yiğitlerin otağıdır. O sembol bir insandır. İnşallah yeni yiğitler, yeni pehlivanlar da bu topraklardan çıkmaya devam edecektir. Kimi çayırlarda güreş tutacak, kimi statlarda futbol oynayacak, kimi de siyaset meydanında sesini duyulacak ve sevilecek şekilde böyle sizlerle paylaşacak. Ne mutlu size, ne mutlu bize. Çatalpınar'ımıza hizmet eden, bugüne kadar Çatalpınar'ımız için gayret gösteren çok değerli yöneticilerimiz geldiler, gittiler. Mahallelerimizin muhtarları, ilçemizin belediye başkanları gayret ettiler. Onlara burada hepsine çok müteşekkiriz. İnsanımıza hizmet eden herkes dün de bugün de bizim için baş üstünedir, saygı duyulacak değerli insanlardır. Ama ben izin verirseniz yakın zamanda son 20 yıl içerisinde yakından tanıdığım iki değerli belediye başkanımızın ismini, hatırasını sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi Göller beldesinde gerçekten büyük bir fedakarlıkla belediye başkanlığı yapan değerli Çatalpınarlı, Göllerli Başkan Nufil Kiremitçi Bey'i gıyabında burada teşekkürle anmak isterim. Bir insan bu kadar memleketinin, bu kadar insanının sevdalısı olabilir. İş hayatında başarılar dileriz. Ama bir Muhasin Eriş var ki son yıllarda bu belde için, bu ilçe için büyük bir dürüstlük ve gayretle hizmet eden çok değerli belediye başkanımız bir hatıra bırakarak, gök kubbede hoş bir seda bırakarak bu beldede, bu ilçede hizmet etmiştir. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bundan sonra da, bu dönemde de Çatalpınar'ımızın birliği, mutluluğu ve başarısı için sizler yeni bir belediye başkanını seçeceksiniz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yola çıkarken çok da uzak değil. Bundan 20 gün önce yola çıkarken şunu diyerek çıktık. Ülke sevgisi, ordu sevdası ile çıktığımız yolda 20'de 21 istedik ordudan, ordumuzdan. 20'de 21'in 19'u ilçelerimizden biri Büyükşehir, 20. 21.sini de hep dedik ki ordulu olup İstanbul'da, Kütahya'da, Ankara'da belediye başkanlığına, meclis üyeliklerine adaylığını koymuş olan ve mücadele eden değerli ordulu hemşerilerimiz de bizim buradan gönülden desteklediğimiz, oralarda da parti farkı gözetmeksizin hemşerilerimizin desteklemesini istediğimiz 21. belediye başkanı adaylarımızdır. İstanbul'da, Eyüp'te, Çekmeköy'de, Pendik'te, adalardaki bütün ordulu adaylar, Kütahya'daki Kabadüzlü aday bizim belediye başkanı adayımızdır. Biz sadece Çatalpınar'ı, sadece orduyu değil, ordunun dışındaki ikinci orduyu da ilgi, sevgi ve kapsama alanımızda kabul ediyoruz. Büyüklüğün, başarının buradan geçtiğine inanıyoruz. Küçük ordu değil, büyük ordudan yanayız. Az ordu değil, 1,5 milyonluk ordudan yanayız. Bunu söyleyerek, bunu savunarak geldik. Böyle de devam edeceğiz. Çatalpınar'ımızı büyüteceğiz. Ordumuzu büyüteceğiz. Merkez il
merkez ilçe yapacağız. Çatalpınar'ımızda yol, su eksiklikleri mutlaka var. Onları seçilecek belediye başkanımızla ve meclis üyelerimizle, sizlerle acilen oturup konuşacağız ve çözeceğiz. Çatalpınar'ımızın tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu biliyoruz. Bilhassa bal üretiminin bu bölgede çok öne çıkan bir ürün olduğunu biliyoruz. Sadece burada değil, bal Ordu'nun Türkiye'de başkentidir. Bal üretiminin merkezi Ordu'dur. 17 bin ton kayıtlı üretim, 10 bin tona yakın da kayıt dışı üretimin merkezi Ordu'muzdur. Çatalpınar'da Ordu'muzun önemli bir üretim merkezidir. Fakat bir gerçek var ki onu kabul etmemiz lazım. Tıpkı fındığın başkenti dünyada Ordu olduğu gibi, balın da başkenti il olarak Ordu olmasına rağmen biz dahi bunun pek farkında değiliz. Ama bir şeyin farkındayız ayrıca, bal bizde olduğu halde balı bir türlü marka yapamamış olmanın gecikmişliği içerisindeyiz. Artık 2019'dan sonra Büyükşehir Belediye'miz de bizimle var olduktan sonra Ordu'nun balını, Çatalpınar'ın balını marka yapmak durumundayız. Bir takım üretim sıkıntıları var. Düzgün üretenler var, yanlış yapanlar var. Ordu'da üretilmediği halde başka yerde, merdiven altında, nişasta bazlı şekerle bal gibi bir madde üretip, tırlara yükleyip, Ordu'ya getirip, Ordu balı diye dağıtan bir hain şebeke var. Bu şebekelerin üzerine gideceğiz. Ordu balı, Ordu'nun dürüst üreticisinin ürettiği balı sahiplenerek balımızı marka yapacağız ve iyi balı, dürüstçe üretilen balı tüketiciye önce ülkemizde sonra da dünyada takdim edeceğiz. Belediyelerimiz, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi balda bal üreticisinin yanında alıcı olarak, satıcı olarak destekçi ve ortak olacak ve iyi bal, kötü balı ve kötü üretici kalpazanları piyasadan kovacaktır. Ne dersiniz Çatalpınarlı kardeşlerim? Çok değerli hemşerilerim, biliyorum seçimlere bugünkü tarihi itibariyle 16 gün kaldı. Biraz sabırsızlanıyorsunuz. Bir an önce şu 31 Mart denen tarih gelse de, ömrümüzden 15 gün gitse de zararı yok, şu işin gereğini yapsak diyorsunuz gibi geliyor bana. Öyle mi? Öyle değil mi? Artık Dursun Ali Akınat'ın dediği gibi, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor değil mi? Yolun sonunda ne görünüyor? Ya aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun. Biz yolumuzdan çıkmayalım. Allah bizi birileri gibi yolsuzluğa sapmaktan korusun. Haksızlığa gitmekten korusun. İsraftan korusun. Yönetmek bir nimettir, bir fırsattır. Muhtar içinde, başkan içinde, kaymakam içinde, vali içinde, müdürlerimiz içinde. Herkes için bir fırsattır. Ama bir de bunun bir imtihan yönü var. Kanunen suç olan işlere sapmak gibi bir tehlikesi var. Dinimize göre haram olan şekle düşme gibi bir tehlikesi var. Ben her zaman dua ettim. Hem kendim için
hem bütün yöneticilerimiz için bu duayı yine tekrarlamak istiyorum. Allah'ım bana ve hiçbir yöneticiye dinen haram, kanunen suç olan bir işlemi, bir işi nasip etmesin. Bilerek bunu yapmayıp bugünlere geldim, Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra da inşallah ne şahsım ne de beraberimde çalışacak kişilerin böyle bir bataklığa, böyle bir yanlışlığa girmemesi için elimden gelen bütün gayreti göstermek benim en öncelikli işim ve anlayışım olacaktır. İnşallah niyetimiz halis olunca inanıyorum ki yanımızdaki yardımcı Yüce Allah olacaktır ve halkımızın, yani siz hemşerilerimiz var olan ve devam edecek olan desteğinizle birlikte biz Çatalpınar'ımızı 3 yıl sonra bugüne göre daha farklı çalışmalar ve yatırımlarla buluşturacağız. 5 yıl sonra ordumuzun fotoğrafı değişecek inşallah. Biz ordumuz için güzel ordu kimliğini yazdırdık belediyeler dairesine. Yani şehirler tabelasında ordunun adını güzel ordu olarak yazdırdık. Doğal olarak Çatalpınar da güzel bir ilçemiz olacaktır. Biz ordumuzun kimliğini ikinci ad olarak merkez ordu olarak yazdırdık. Güzel ordudan kastımız tertemiz bir ordu her şeyden önce. Bahçeler temiz, yollar temiz, kaldırımlar temiz, evlerin önü temiz, evlerin hepsi sıvalı, güzel renkli boyalı, çatılı evler. Şehirlerimizi güzelleştireceğiz. Nehirlerimizi, ırmaklarımızı temizleyeceğiz. Burada Göller adlı bölgemiz var. Ordumuzun sayısı çok olmasa da gölleri var. Bu göllerimizi tertemiz yapacağız. Belediyeler olarak ve halkımızın desteğiyle yeniden kirletmeden yüz akıyla İstanbul'dan, Avrupa'dan, Asya'dan gelecek misafirlerimize gönül rahatlığıyla derelerimizi, göllerimizi, ormanlarımızı, bahçelerimizi, şehrimizi gösterebileceğiz. Avrupa insanı bizden çok akıllı değil ama sadece kurallara uyuyor, disiplinli çalışıyor. Farkımız bu. Temiz giyiniyor, temiz konuşuyor, vaktinde kalkıyor, işine gidiyor, sokağa çöp atmıyor, evinin önünü temizliyor, mahallesini temizliyor ve topyekün bir güzellik, disiplin içerisinde bizim de gittiğimizde bu adamlar ne güzel yapmış dedirtecek işler yapıyorlar. Bizim onlardan ne eksiğimiz var? Yıl 2019, 21. yüzyıl artık 5'te 1'i gidiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru 4 yılımız kaldı, devam ediyoruz. Bari 21. yüzyılsa 21. yüzyıl, cumhuriyetimizse başlangıç 100. yıl. Orta Asya'dan gelmişlikse başlangıç, Danişment Gazi'nin evlatlarıysak biz, Oğuz Han dedemizin torunlarıysak biz, 2000 yıllık, 4000 yıllık devlet, töreye sahip olan, devlet geleneğine sahip olan bizlerin onlardan ne eksiği var? Biz de yaparız, biz de temiz Çatalpınar, biz de temiz ordu, tertemiz orduyu yaparız inşallah. 2 sene sonra tertemiz bir Çatalpınar, güzel bir Çatalpınar, dereleri temiz, Bolaman Irmağı'nı çıkıştan denize varıncaya kadar bekçilerle koruyamaz mıyız? Biz koruruz. Siz de buna sahip çıkar mısınız? Eminim ki temizlenmiş bir dereye siz de sahip çıkacaksınız. Varsa kanalizasyon atığı, onu önlemek belediyelerimizin, daha doğrusu Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Temizleyeceğiz. Kokmayan bir dere, kirlenmeyen bir dere, çöpün olmadığı bir dere, balıkların yeniden çoğaldığı bir dere güzel olmaz mı? 3-5 kilometre mesafelerde oturma yerlerinin, oturma gruplarının olduğu, misafirlerimizi rahatlıkla götürüp ağırlayacağımız, ailece gidip rahatlıkla piknik yapabileceğimiz bir dere kenarı güzel olmaz mı? İşte
güzel orduda yapacaklarımızın bir bölümünü sizinle paylaşmaya çalıştım. İnşallah 3 yıl sonra, 2 yıl sonra, belki 1 yıl sonra bazı şeyler mutlaka değişecek. Başarı, başaracağım diyenlerin işidir. Başarı, ne yapacağını bilenlerin işidir. Belediyecilik, belediyeyi bilenlerin işidir. Biz hazır masaya oturmaya gelmedik. Biz toprağı kazarak, sebzeleri toplayarak, bıçağı elde alarak, mutfakta malzemeyi hazırlayarak, pişirerek masaya nasıl getirileceğini bilerek, belediyeciliğin kitabını yazarak bu işin karşısına geldik. Yapar mıyız? Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle ve ekibimizle birlikte yaparız. Yapmışlığımız var mı? Ben söylemeyeyim. Konu komşu ne diyorsa onu kabul edin. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine şu bilinsin ki, söylenmesi çok zor bir husus ama bendeniz 2014'te de talip olmadım. Asla 2019 içinde asla talip olmadım. Ama bu bir mazeret değil. Çatalpınarlı hemşehrilerim de, İstanbul'dakiler, buradakiler, Fatsalısı da, Mesudiyelisi de, 19 ilçemizin saygıdeğer insanları, değerli hemşehrilerim, 6 aylık süre içerisinde sürekli beni ziyaret ederek, telefonla ulaşarak, bazısı mektup yazarak, bazısı ordulu olmayan dostlarım üzerinden haber göndererek, önümüzde bir belediye seçimi var. Bu 5 yıllığına yapılıyor. Bu Büyükşehir Belediyesi'ni biz onunla kurduk. Daha doğrusu o bizimle kurdu. Olmayanı birlikte başardık. Başkalarının yapamadığını orduda başardık. Orduya, Ordu Spor gibi belediye yönetiminde de bir lig atlattık. 30 büyük şehrin arasına Ordu da girdi. Nasıl girdi? Hikayesinin, çabasının ayrıntılarını siz biliyorsunuz. Bu meydanın hepsi bilmezse de en az yarısı biliyor. Biz ordumuzun nüfusunu 710 binken 777 bin tabelayı yazdırarak o kanunu 2013'te birlikte çıkarttık. Hatta dün o kanunun kabul tarihinin yıl dönümüydü. Yani 6 sene önce kabul edildi. Öyle kabul edildi ki, daha önce benim bakanlığımda 13 büyük şehir, yani Aydın, Manisa, Denizli, Mardin, Van gibi illerin de içinde yer aldığı 13 büyük şehir kanununu mecliste savunan bendim. Orada bazı partililer, ama bilhassa bir tanesi, şimdiki adı HDP olan, o zamanki adı DTP olan partinin milletvekilleri komisyonda bir beyaz kağıt çekip komisyon başkanlığına Ordu ilinin büyük şehir olmasını arz ve teklif ederiz diye 30'a yakın dilekçe verdiler Ekim 2012'de. Bunun maksadı şuydu. Niyet hiç halis değildi. Orduyla ve ordulularla hasreten, özellikle bir ordulu olarak hoşlarına gitmeyen politikaların ve uygulamaların sahibi İçişleri Bakanı olarak komisyonda benimle psikolojik savaşa girdiler. Tabii orada yumruk yumruğa gelemezdik. Onlar yazdılar. Komisyon başkanı okuttu. Ben de şunu demek zorunda kaldım. Ordumuzun nüfusu 750 bini geçmediği için bu teklife katılamıyoruz demek zorunda kaldım. Ve dedim, ama ordulunun fendi onların hain tekliflerini 3 ay sonra yendi. Nasıl yendi anlatacağım şimdi. Nasıl yendi anlatacağım. Bugün birbiriyle ittifak halinde olan
partiler o tarihte 13 büyükşehir yapılırken Türkiye'nin üniter yapısı bozulacak, Türkiye'nin bütünlüğü tehlikeye girecek diye birbirlerine girdiler. 13 büyükşehir ordu hariç çıkarken, kanunu çıkarken mecliste müthiş kavgalar. Bütün şehir, büyükşehir, eyalettir, vilayettir. Bir hayli tartışmalar, arşivler orada. Ve ben de ordulu bir İçişleri Bakanı olarak, konunun sahibi olarak, hani dedik ya, biz bu işin masasından değil mutfağından geliyoruz. Yıllarca yöneterek, yıllarca denetleyerek, 22 yaşımda kaymakamlığa başlayıp, belediyelerle birlikte 40 yıllık bir görev hayatını geride bırakarak gelmiş bir belediyeci olarak ifade ediyorum ki, o kanunun da çıkışında sorumlu ve yetkili bakan benim, hükümetimiz adına düşündüm. Bu teklifi verdiniz. Bize gayri, size karşı bu orduyu büyükşehir yapmak gerekti gayri dedim ama içimden. Haber saldım. İmece çağrısı yaptım. İstanbul'a, Ankara'ya, derneklerimize, yani size. Dedim ki şu ordunun nüfusunu biz 710 binden 750 bine bir çıkaralım. Ses verdiniz. Evet dediniz. Bilhassa İstanbul'daki derneklerimize, vakıflarımıza çok çok teşekkür ederim. Buna Çatalpınarlılarımız da dahil şüphesiz. Ve yılbaşı oldu, 742 bini bulduk. 1 Ocak 2013. Kanunun ilgili maddesini değiştirmiştik. Şöyle. Birinci şeyi alalım. Biz de şimdi fetva muhabbetine girmeyelim. Dinleyelim. Evet değerli hemşehrilerim, 742 binden ikinci bir hamleyle 777 bini bulduk ve 14 Mart 2013 tarihinde Ordu Büyükşehir Kanunu çıktı. O ordulu için, ordu için dilekçe verenler de tıpış tıpış Ordu Büyükşehir Kanunu'na hepsi evet diyerek meclisten ordunun büyükşehir oluşu oy birliğiyle geçti. Hani dedim ya, birilerinin kurnazlığını ordunun, ordulunun fendi hep beraber yendi ve bugün Allah'a şükür büyük şehir olmanın Samsun'la, Trabzon'la, Denizli'yle, Ankara'yla aynı ligde, aynı yönetimde bulunmanın mutluluğunu ve başarısını yaşıyoruz. Değerli hemşehrilerim, selamımız veriliyor. Mübarek Cuma günü. Allah bugünü hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Hepimiz hakkında her şey güzel olsun. Çatalpınarımız için her şey iyiliklerle, başarılarla dolu olsun. İnşallah bundan sonra yine birlikteliğimiz devam edecek ve biz birlikte olduğumuz sürece çok işleri, çok şeyleri başaracağız ve Çatalpınar ilçemizin belediye başkanı, belediye meclis üyesi, partisi ne olursa olsun, büyükşehir belediye başkanı ve yönetimi olarak bizim uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde çalışmayı gerçekleştirecektir. Benim için siyaset, hizmetin, çalışmanın bir aracıdır. Bugüne kadar böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gözlerin rengi farklı olsa da gözyaşlarının rengi aynıdır diyorum. Partileri farklı olsa da ilçe belediye başkanlarımızın hepsi o ilçe halkının seçtiği değerli arkadaşlar olarak benim orduda, bütün ordu dahilinde birlikte çalışacağım değerli arkadaşlarım ve meclis üyelerim olarak birlikte olacağımız değerli insanlardır. Onun için bizim için
söz konusu olan ordudur. Partilerin farklı oluşu ikinci sırada bir husustur. Bizim için aksine zenginliğin unsurudur. Bir araya gelmenin, fikirleri ve akılları buluşturmanın bir ortamıdır. Bunu görüyor ordumuzda. İnanıyorum ki her partiden farklı ilçelerde seçeceğiniz değerli belediye başkanlarımızla birlikte ordumuz bir demokrasi bahçesini oluşturarak başka illere göre çok daha değerli işleri bir ordular olarak, ordu yönetimi olarak yapmayı başaracağız ve orduyu pek olduğu gibi yönetim konusunda da örnek alınacak, örnek gösterilecek bir şehir haline getirecek ve ordunun geleceği inşallah tarımda, turizmde, ulaşımda, sanayide, kültürde, eğitimde ve sporda merkez il olarak Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bir şehir olacaktır. Ben sizlerin de bu arzu ve hedefler doğrultusunda hareket edeceğinizi, düşüncelerinizin bu yolda olduğunu biliyorum. Ordunun açılımı ortak duygudur. Ortak duygunun kısa adı ordudur. Ortak duruşun kısa adı ordudur. Ortak duruşu kısaltırsak ordu çıkar. Ortak duyguyu kısaltırsak ordu çıkar. Ordu deyince durmak, ordu deyince düşünmek lazım. Ordulunun ortak duygusu birdir, ortak duruşu birdir. Duruşunuza kurban, duygunuza saygı ve hürmetler ediyorum. Kendimi ve 31 Mart günü sandığı size emanet ediyorum. Size sonsuz güveniyorum ve sizi de şu mübarek cuma ve salâ saatinde yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Ömrümüz ordu, sevdamız ordu, aşkımız ordu, meşkimiz ordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Ordu özüne dönüyor, evladını bağrına basıyor. İdris Daim Şahin hepinize çok teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun. Desteğiniz için, ilginiz için, sevginiz için minnettarız. Hoşça kal Çatalpınar. Görüşmek üzere. Biz kimseden korkmayız. Kalkınsın diye tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi, önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet, aşk ile yola çıktı. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet, geliyor işte saadet.